Biz bugün Şangay Kulesi'ni anlatacağız size. Akıllı sistemlerle donatılmış bir aslında yüksek bina anlatacağız size. Şangay Kulesi Pekin'de bulunuyor. Pardon, Şangay'da bulunuyor, Çin'de. Çin'in en yüksek binası halinde şu an. 2008'de başlıyor yapımına ve 2014'te tamamlanıyor. 2015'te açılıyor Şangay Kulesi. Bir iş merkezi olarak şu an işlevini sürdürüyor. Yüksekliği 632 metre, kat sayısı da 128 kat yer üstünde, 5 kat da yer altında olmak üzere 128 kat diyeyim, yani yer üstünde olan katı. Mimar Junxia diye bir mimar, mimarlık firması olarak da Gentler'le anlaşmışlar ve bu binayı yapmışlar. Şimdi enerji yönetim sistemi ile ilgili Müge arkadaşımız bilgi verecek. Merhabalar hocam, ben de Aleyna Müge Güngör. Enerji yönetim sistemlerinden ilk olarak başladığımız zaman yenilenebilir enerji sistemleri açısından güneş panelleri ve rüzgar türbinlerinin bulunduğunu görüyoruz. Hocam, güneş panelleri ve rüzgar türbinleri binanın çatısında bulunuyor. Genellikle binanın rüzgar yükünü düşürmek için binayı 55 derece kadar bükmüşler ve böylece rüzgar yükünün de %35 kadar düşürmüşler bu binayı yaparken. Farklı bir sistem uygulamışlar. Güneş panelleri de yine binanın çatısında olan su oluğunun çevresinde konumlanıyor ve bu panellerle birlikte elektrik enerjisinin de bir kısmını bina bu şekilde yenilenebilir bir enerji kaynağından sağlıyor. Rüzgar türbinleri de yine aynı şekilde cephenin etrafında ve çatıda bulunuyor ve onların sayesinde yine yenilenebilir bir enerji türüyle bina belli bir enerji ihtiyacını karşılayabiliyor. Enerji tasarrufları açısından incelediğimizde de LED aydınlatma ve akıllı aydınlatma kontrol sistemlerini görüyoruz. Bina otomasyon sistemleri açısından ise ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme HVAC sistemlerinin otomatik kontrolünü yine görüyoruz. Toplam enerji tasarrufu açısından yıllık enerji tüketiminde %21 azalma sağlarken yenilenebilir enerji kullanımı açısından ise güneş panelleri ve rüzgar türbinleri sayesinde maliyetlerde yıllık bazda %7'lik bir tasarruf görülmektedir. Yine akıllı HVAC sistemleri sayesinde de ısıtma ve soğutma maliyetlerinde %35'e varan bir tasarruf görebilmekteyiz. İç hava kalitesi izleme açısından ise enerji verimliliğini arttırarak HVAC sistemlerinin çalışmasının optimize edildiğini yine söyleyebilmekteyiz. Hocam yine bu binada da diğer akıllı sistemleri kullanan binalar gibi uygulamalar kullanıyorlar aslında internet ortamından ve akıllı sistemleri, yani aydınlatma sistemlerini bu şekilde kontrol ediyorlar. Böylece yine tasarrufu da orada anlatmıştık, yani böyle bir tasarruf sağlıyorlar. Su yönetim sistemleri açısından incelediğimizde de iki uygulamayı görüyoruz. Yağmur suyu hasadı ve gri su geri dönüşümü. Yağmur suyu hasadı uygulaması zaten yağmur suyu toplama ve geri kullanma sistemleri olarak görülürken, gri su geri dönüşümü ise kullanılmış suyun geri kazanımı ve yeniden kullanımı olarak görülmektedir. Yağmur suyu hasadını başta da anlatmıştım. Çatısında olan bir su oluğu sayesinde bina toplayabiliyor. Gri su geri dönüşümünde yine kendi depolarında gri suyu toplayıp ardından dönüştürerek bir geri kazanım sağlıyorlar. Bu yönden de bina yenilikçi bir yaklaşım içerisinde diyebilirim. Güvenlik sistemleri açısından incelediğimizde ise akıllı izleme sistemleri ve yangın güvenliği bulunmakta. Akıllı izleme sistemleri derken kameralar ve yüz tanıma teknolojisini kapsarken, yangın güvenliğinde ise ileri yangın algılama ve söndürme sistemleri bulunmakta binada. Atık yönetim sistemine geçtiğimizde de geri dönüşüm programları açısından atıkların ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesini kullanırken, organik atık yönetimi kapsamında kompostlama ve biyogaz üretimini kullanmakta. Geri dönüşüm programlarında ise atıkların %50'sinden fazlasının bu sayede geri dönüştürülebildiğini ve yine maliyetlerde önemli oranda azalmalar olduğunu araştırmalarımızda gördük. Organik atık yönetiminde ise kompostlama ve biyogaz üretimiyle organik atıklardan enerji üreterek
%15'lik bir tasarruf sağlandığını yine araştırmalar sonucunda görmüş olduk. Dikey taşıma sistemlerini incelediğimizde hızlı ve çift katlı asansörler bulunduğunu gördük. Bu asansörler 18 metre bölü saniye hızında çalışırken aynı anda iki kat arasında taşıma imkanı sunmakta. Yandaki görsellerde de işleyişin nasıl olduğunu göstermek istedik. İklimlendirme ve havalandırma sistemleri açısından incelediğimizde de daha önce söylediğimiz gibi akıllı vak sistemleri ve iç hava kalitesi izlemeyi görüyoruz. Akıllı vak sistemlerinde enerji verimliliğini arttıran sensörler ve kontrol sistemleri bulunurken iç hava kalitesinde ise karbondioksit ve diğer hava kalitesi parametrelerinin sürekli izlendiği bir sistem görmekteyiz. Bina hocam termos gibi çalışan bir bina. Aslında özel bir sistem geliştiriyorlar bina için. Çift cephe giydirme cephe uygulanıyor binada ve sıcak havayı içinde tutuyor. Soğuk havayı da içinde tutuyor. Aynı bir termos gibi çalışıyor aslında. Bu da onların aynı şekilde hem maliyet açısından tasarruf sağlamasını sağlamış hem de bu sistemle birlikte iklimlendirme ve havalandırma alanında da farklı bir sistem uygulamışlar projede. Son olarak aydınlatma sistemleri açısından incelediğimizde güneş ışığıyla bir aydınlatma görüyoruz. Bu da doğal ışık kullanımı için tasarlanmış cam cepheler sayesinde gerçekleşirken LED aydınlatma ile de enerji tasarrufu sağlayan LED lambalar ve akıllı kontrol sistemlerinin bulunduğunu görmekteyiz. Aynı zamanda çevre dostu bir tasarım olup LED Gold sertifikasına sahip olan binada sürdürülebilir uygulamalar enerji tüketimini azaltmak için yenilikçi çözümlerle gerçekleştirilmiştir. Akıllı bina teknolojilerinde ise IoT cihazları ile entegre edilmiş bir bina sistemi görmekte olup biraz önce söylediğim LED Gold sertifikası da yaklaşık olarak yılda maliyetlerde %20'lik bir azalma yarattığını söyleyebilmekteyiz. Hocam ayrıca şunu da eklemek istiyorum yani ayrı olarak solda gördüğünüz görselde tesisat katlarını görebiliyoruz. O yüzden eklemiştik bunları da. Biraz zoomlayabilir miyiz? Söylemek istedim. Soldaki diğer taraf. Şöyle biraz. Muhtemelen yani saydığım kadarıyla 15 kat civarında bir 15 katta bir Fareyle arkadaş mouse'u gösterebilir mi? Şeyi kullanan arkadaş. Yani şu aradaki hocam gri yerler mi? tesis evet evet hocam. Tamam. Hocam 2, bir 4, 6, 8. tabletten yaptığım için mouse şey Tamam. gözükmüyor. Tamam, o zaman. O şekilde hocam. Bizim sunumumuz bu kadardı hocam. Teşekkür ederiz herkese biz dinledikleri için.